Saygıdeğer izleyenler, bugün Ünye'nin ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de de içinden çıkmış Ünye'nin yetiştirdiği değerli şahsiyetlerden biriyle beraberiz. Bu şahsiyet matematik dehası, matematik öğretmeni, benim de yakınım. Kendisini tatil için geldiği Ünye'de Gölevi Mahallesi, büyük ihtimalle yanılmadan söyleyelim, denize nazır bir yerde yakaladık ve ne konuşacağız biliyor musunuz? Matematik hayattır denir ama bizde bizim yaşıtlarımız bilir. Bu çocuğun okumada gözü yoksa bundan sanatkar olur derler. Halbuki matematiği Türkçesi olmayandan sanatkar değil, hiçbir şey olmaz. Önce matematik, hayattır boşuna dememişler. Bu kardeşimiz matematik öğretmeni, eğitmeni. Biz kendisine mikrofonu uzatalım, biyografisini bir alalım. Ondan sonra eğitimin dünü ve bugününü kendisinden öğreneceğiz. Evet, saygıdeğer kardeşim, sizi tanıyalım. O kadar yükseğe koydun ki ben böyle... Rica ederim, rica ederim. Sen yüksekte, hak ettiğin yerdesin sen. Ben mühendislik tahsili yaptım. Mühendislik tahsili sonunda yıllar beni öğretmen yaptı diyeyim yani. Öğretmen yaptı. Yani şimdi matematikçi de. Matematik değil tabii dedi de. Biz direkt giriş yaptık. Muharrem Şahin kimdir? Onu bir anlatır mısın? Sıradan bir hiç. Yani Kabakçılar Mahallesi'nden Bahri Melekoğlu, Bahrioğlu Muharrem Şahin. Şahin. Yani. Evet, ilkokul, ortaokul, lise, Ünye. Yok. İlkokul? İlkokul, Ünye, ortaokul, Adapazarı. Okey. Lise, Ünye. Lise, Ünye. Üniversite? Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Branş? Orada inşaat okudum. İnşaat mühendisliği. Sonra son sınıftan bırakmak zorunda kaldım. Evet. Askeri öğrenci olarak okuyordum. Doğru. Sonra yıllar beni öğretmen yaptı diyerek öğrenciliğimden başladım ben ders vermeye. Matematik sevdasını soralım. İşte ders vermeye başlayınca matematik, fizik, kimya gibi giderken matematikte yoğunlaştım sonra. Ve yıllar beni öğretmen yaptı deyip Boğaziçi Matematiğe girdim. Boğaziçi evet. Matematik. Evet. Sonra orada da devam mecburiyeti olana kadar devam ettim. Yani benim sorunlarım uzun, ayrı yani. Tamam, hiç dert değil. Matematik alanında. Sonra matematikte yoğunlaştım yani. Matematik alanında kitap da yazdınız. Evet, evet. İsminden bahseder misiniz kitabın? Düzlem ve Uzay Geometri. Düzlem ve uzay geometri. Uzay geometri. 6. sınıflar için bir matematik daha yazmıştım. Evet, iki kitap yani. Evet, o iki tane kitabınız var. Daha fazlası da var da yayınlamadım onları. Ya program güzel. Değiştiği için yayınlamadım onları. Sizi şu ana kadar yaptıklarınızdan dolayı kutluyoruz. Bir tane şey rica edelim sizden. Ders verdiğiniz, matematik dersi verdiğiniz öğrencilerinizden ülkede kariyer yapmış olanlardan bir iki örnek verebilir misiniz? Önce en yakınlarım, sonra Ünye'de ilk öğrencilerimden, ilk özel öğrencilerim, hatta onun bir de... Onurlandıralım, bahsedin ondan kimse. Ben de merak ediyorum. Anladım. İsimleri unutuyorum böyle. Olabilir. Yani, ne yaptığını söyleyeyim. Profesör doktor şimdi. Öyle. Kıbrıs'ta. Oradan bana bir yazı yazmış. Hocam diyor, sizin öğrettiğiniz yolla devam ediyorum ben de diyor. Allah'ım bu ne büyük gurur benim için. Yani evet. O ta ben öğrenciyken. Evet. Lütfi. Peki röportajımızın ilerleyen zamanında aklınıza gelebilir. Hı-hı. Sonra? Bu Ünyeli başka? Sonra yakınlarım yani yeğenlerim iki tane. Biri profesör doktor şu anda Ersoy Civelek. Okey. Harun Civelek'in oğlu.
de kaymakam var sizde değil mi? Bir de onun küçüğü kardeşi kaymakam. Doğru, bacanağının. Evet. Doğru. Ondan sonra bir de kız kardeşimin kızı var, doktor. Doktor var. Evet, Nuran. Medine'nin ekibi. Evet. Evet, doğru. Medine, sinemacı abimiz vardı. Evet, onun gelini. Onun gelini. Evet, bunlar bir öğretmen için, hatta bir baba için, aile için onur ve gurur vesilesi olaylar. Başka var mı böyle parlamentoya geçmişlerden, var mı kariyer yapmışlardan? Oldu mu hiç? Olabilir de bilemiyorum yani. Bilemiyorsun. Evet. Vardır mutlaka. Matematikten biraz bahset dersem nereden başlarsınız? Matematik hayattır diyoruz ama tabii matematik mantık temeline oturtmadığın zaman hiçbir şey değildir. Yani öyle 3 ile 5'i toplarsın 8 eder. Bu matematik değil yani. Matematik akıl yürütmedir. Akıl yürütmedir. Bunun da temelinde mantık vardır. Evet. Matematiğin temeline mantığı koymadığınız zaman pek bir işe yaramaz matematik yani. O mantığı koyunca da aydınlığa götürür insanı. Aydınlığa giden yolları açar yani. Evet. Şimdi matematiği, eğitimin önemini kavramış insanlar zaten kendilerince değerlendirir. Sizinle biz, sizin öğrencilik yıllarınız ile bugünkü eğitimi şöyle bir mukayese edecek olursak, neler söylersiniz Sayın Şahin? Söylenecek çok şey var biliyorsunuz. Buyurun efendim. Yani, eğitim çok önemli. Eğitim... Ya buna başlamak için böyle Atatürk'ü anmadan edemiyorum. Tabii, hayır hayır, ne demek? Yani ya kurucumuz, ya, yol göstericimiz. Yani Atatürk dünyanın önderi bu. Evet. Ve biz bunu gerektiği gibi algılayamıyoruz. Yani ona gereken değeri, yani o bize hayatını veriyor. Biz ona değil, kendimiz için güzel olanı yapamıyoruz yani. Ve onun ortaya koyduğu en büyük, en temel ilke laiklik. Evet, çok önemli. Bu laikliği bir şekilde üstünü kapattığınız zaman toplum birbiriyle kavga eden, birbirinin gırtlağına sarılan parçalara bölünür. Ve bu gerçekten büyük günahtır. Ya, insan olmaktan çıkar. Ve bu büyük günahtır yani. Ve Allah gerçekten bunları affetmez. Kesinlikle etmez. Çünkü laiklik ne der? Ya gerçekten benim en önem verdiğim konu laiklik olduğu için lafı oraya getirdim. Buyurun. Özellikle. Hayır. Şimdi inanç mutlak gerçek değildir. Mutlak gerçek olsaydı adına inanç demezdik. Kesinlikle. Mutlak gerçek gibi bahsedilir. Ama siz inancınızı mutlak gerçeğin yerine koyup da karşı tarafa oradan saldırdığınız zaman, karşı tarafı ister istemez düşman yerine koyduğunuz zaman, ya ülke mahvolur, insanlar mahvolur, insanlara büyük kötülük yapmış olursunuz yani. İnsanları birbirine düşürmüş olur. Gayet tabii. Yani en temele koyacağımız şey, toplumun mutluluğunun temeline koyacağımız şey laikliktir. Ve Atatürk bunu o toplumda, o zamanki topluma bir şekilde kabul ettirebilmiş yani. Ve bu laiklik ilkesini anayasanın ilk 4 maddesi içine koymuş yani. Çok özel, çok önemli. Evet. Ve şimdi onun üstünü kapatmaya çalışmak gerçekten bir düşünen insanın ve günah işlemeyeceğim diyen insanın yapacağı şey değil yani. Evet. Yani bugün eğitimde geldiğimiz nokta mandar. Evet. Düşündürücü. Çarpıcı. Çarpıcı. Yani artık çok çok zor bir yere getirildik yani. Ve
toplumu şöyle inanırsan makbulsün, bu türlü inanmazsan beş para etmezsin. Yani, bu ne demek ya? Bu denebilir mi bir topluma? Bu dendiği zaman şu anda siz güçlüyseniz siz kazandığınızı evet, zannedersiniz. Evet. Yarın öteki güçlenir, öteki kazanır. Tabii. Yani toplumdaki kavgayı bitiremezsiniz bu yaklaşımla. Ama çocuklara evladım sen her türlü inananı hoşgörüyle karşıla. Yani Allah çok büyük. Allah'ın büyüklüğünü bizim birebir altını çizerek, birebir tarif ederek onu anlatamayız biz. Çok zor. Bizim aklımızın çok üstünde evet, o. Evet, o yüce bir güç. Yani evet, sen onun sana verdiği olanaklar içinde birlikte mutlu yaşamanın yollarını arayacaksın. Demek lazım çocuğumuza. Eğitim bunu söylemeli yani. Birlikte mutluluğun yollarını ortaya koymalılar. Yok sen böyle inananları yanına al, öbür tarafları karşına al ve savaş. Böyle olmaz. İşte, yani. İnsanlar böylece paramparça oluyor. Yüce Allah insanı yaşat ki insanlık yaşasın buyuruyor. Yüce Allah'ın yarattığı ölümlü fani. Sayın Şahin, eğitimin nereden nereye geldiğini, getirildiğini anlattınız. Laiklik bu Yüce Allah'ın yarattığı dili, dini, ırkı, rengini olursa olsun tüm insanların ortak dili herkese bu, özgürlük veren mutluluğun temeline olacak tek şey. Şimdi son olarak ne söylemek istersiniz? Eğitimi açıkladınız, izah ettiniz. Atatürk'te kapatalım. Benim Gürcü kökenli olduğumu biliyorsun. Ben Gürcü kökenli Türk. Ve Atatürk'ü anlamaya başladıktan sonra dünyaya daha bambaşka bir şekilde baktım yani. O gerçekten çok büyük insan. Evet. Benim de Atatürk'üm o yani. Kesinlikle hepimizin. Yani öyle ilkeler getirmiş ki gerçekten birlikte mutluluğu ancak onunla yaşayabiliriz. Onun dışına çıktığınız zaman toplum kavgadan çıkamaz. Atatürk'ün o büyüklüğünün değerini, onun öğütlerinin değerini bilmeliyiz. Evet. Oradan sapmamalıyız. Sapanlar açık söylüyorum büyük günah işliyorlar yani. Toplumu birbirine düşürmek günahın büyüğüdür. Cehennemde o yanmak söz konusuysa onlar yanacaktır yani. Kesinlikle. Bile bile insanları birbirine düşürmek günahların en büyüğüdür. Yani. Şimdi ben laik düşünüyorum diye belli bir inancın temsilcisi değilim diye öyle bakmıyorum diye beni insanlara iyilikten başka bir şey düşünmeyen beni cehenneme yakıştırmak yani Allah'ın yapacağı bir şey değildir yani. Kesinlikle değil. Allah yarattığı kulunu yakmaz. Allah bu insanları birbirine kavga ettiren, insanları birbirine parçalattıran kafaları cehenneme atacaktır yani. Ben buna inanıyorum. Zaten Sayın Şahin, Yüce Allah yarattığı kuluna söylemiş. Dini, ahlak, adalet, hak, hukuk olarak indirmiş. Onu 10 minval üzere değerlendirenler rahat ediyor. Değerlendiremeyenler hem kendilerine hem de birlikte yaşadığı topluma ve mensubu olduğu ülkelerine zarar veriyor desek yanlış söylemiş olur. Zarar az kalıyor yani. Zarar gerçekten az. Yani toplumu parçalamaktır bu yani. Toplumun geleceğini hiç önemsememektir. Tek bir inancı hakim kılmaya çalışmak çok büyük günahtır yani. Zaten Yüce Allah her dilden, her dinden insanı yaratırken hepsini tek dilden, tek dinden de yaratabilirdi. Bu kadar zor mu onun için? Yaratıcı güç. Hepsi içinde bir kitap indirmiş. Herkes okusun, anlasın.
bana ait kusurlarıyla gelsin ama bana Muharrem Şahin'in günahıyla gelme, kulak bile gelme diyor. Bu kadar basit. Evet. Son olarak. Ya yani ben şunu da söyleyeyim. Buyurun. Mesela dedin ki az önce bir kitap indirmiş dedin. Evet. Şimdi bir insanın aklı bunu almayabilir. Yani ya Allah insanlardan birini seçip onun vasıtasıyla insanlara emirlerini iletecek. Evet. Bunu benim aklım almıyor diyebilir insanlardan kabul biri. Kabul diyebilir. İşte laik insan o düşünceyi de anlayışla karşılayacaktır. Çok önemli yani. İşte. Burada laikliğin özelliği ve önemi burada. Evet. 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 Saygıdeğer izleyenler. Biz bu röportajı yaparken aslında bizim bir alışılagelmiş programımız vardı. Seçenler ve seçilenler konuşuyordu bizim programımızın adı. Biz bunu başta anons etmedik, sonda söylüyoruz. Bir Seçenler Seçilenler Konuşuyor programının konuğu Ünye'nin yetiştirdiği değerli şahsiyetlerden matematikçi Muharrem Şahin. Evli, biri kız, biri erkek, iki evlat sahibi. Ünvanlarını senden alalım çocukların. Oğlum makine mühendisi. Kızınız? Kızım psikolog. Eşiniz? Eşim ev hanımı. Ev hanımı. Allah bağışlasın. Sağlık, sıhhat, afiyetler diliyor. Saygılar sunuyoruz.